Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Eylül 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, öncelikle Eylül ayının konu başlıklarına kısaca göz atalım. Gezegeniniz Venüs bu ay Aslan burcundan ayrılıyor, Başak burcuna geçiyor. Balık burcunda bir dolunayımız var. Terazi burcunda yeni ay doğuyor ve Merkür terazi burcunda gerilemeye başlıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 23 Eylül'e kadar Başak burcunda parlayacak ve 5 Eylül itibariyle gezegeniniz Venüs de Başak burcundaki yolculuğuna başlıyor. Yani 5. evinizle ilgili konular daha fazla gündemde. Burası çocuklarınızı da ilgilendirir. Çocuklarınız varsa işte onlarla ilgili düzenlemeler yapıyorsunuz. İşte eğitim hayatları ile ilgili başlangıçlar olabilir, yenilikler olabilir. Biraz koşturmaca da var. Tabii ki Başak'ın genel enerjisi böyledir. İş vardır, detaylar vardır. Daha çok çocuklarla ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Aynı zamanda kişisel yeteneklerinizi ifade edebileceğiniz yaratıcı çalışmalarınız, hobiler, sanatsal çalışmalar, kurslar, eğitimler. Hani bunlarla ilgili bazı istekleriniz, arzularınız varsa gayet güzel yine kendinizi ifade edebileceğiniz bir süreçte olacaksınız. 5. ev şanslı bir evdir. Şansla ilgili konular, oyunlar, rekabet içerikli konular, belki spekülatif piyasalar. Hani buralarda hareketleriniz varsa Venüs etkisi bazı şanslar getirebilir size. Keyifle ilgili konularda da adımlar atabilirsiniz. Henüz yapmadığınız bir tatiliniz varsa belki Eylül ayında bunu yapma fırsatı bulabilirsiniz. Ve 10 Eylül'de Balık burcunun 17 derecesinde dolunay meydana geliyor. Bu dolunay sizin için yine 11. evinizi aydınlattığı için keyifli bir dolunay. Güzel bir açıdasınız. Aynı zamanda burcunuzdaki Uranüs'te de olumlu bir destek açısı var. Keyifli bazı amaçlarınıza, hayallerinize, dileklerinize kavuşabileceğinizi işaret ediyor bu yeni dolunay. Yani uğraştığınız işler varsa mesela bir projeyi sonuçlandırabilirsiniz. Ya da bir hayaliniz var, ona kavuşabilirsiniz. Romantik konularda, aşk konularında da olabilir, sosyal hayatta olabilir, iş konularında, hatta maddi konularda da bu dolunay etkisiyle bazı ideallerinize kavuşabilirsiniz. Sosyalleşme fırsatları veriyor size, eğlence fırsatları veriyor, gruplar içerisinde yer alabilir, arkadaşlarınızla programlar yapabilirsiniz. Uranüs etkisi sürprizler getirebilir, hiç beklemediğiniz yerlerde size kapılar açılabilir örneğin. Bu bir tanışma da olabilir. Veya hiç ummadığınız bir yatırımınız bir anda hani sürpriz bazı getiriler sağlayabilir size. Bunlara hazır olmakta fayda var. Bence keyifli bir dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 17 derece ve yakınlarındaysa bu dolunayın tesirleri sizin için çok daha güçlü olacaktır. Çünkü Uranüs'te bu derecelerde sizin için etkisi artıyor. Bunun yanı sıra tabii ki Balık, Başak, İkizler, Yay gibi değişken burçlarda da gezegenleriniz bulunuyorsa yine dolunayın tesirleri sizin yaşamınızda kendini daha fazla hissettirebilir. Çevresel konularda daha duyarlı, hassas olabilirsiniz. Bazı kolektife ait çalışmalar, yardım çalışmaları, dernek çalışmaları gibi konular da olur. Çünkü Balık burcunun temasında yardımlaşma vardır. Kolektife ait evrensel konular vardır. İşte hayvanlarla ilgili çalışmalar, kimsesizlerle ilgili çalışmalar. Hani bu tarz vakıflarda, derneklerde bazı konular olabilir. Buralarda kendinizi bulabilirsiniz bu dolunay etkisiyle beraber. Evet, ve aynı gün Merkür gerilemeye başlıyor 10 Eylül'de. İlk önce terazi burcunda başlayacak, 8 derece terazi burcunda başlayacak, daha sonra Başak burcuna doğru gerilemesi sürecek. 2 Ekim'e kadar devam edecek bu Merkür retrosu. Merkür retrosunu biliyoruz, çok da sık yaşadığımız için. İşte günlük hayatımızda yavaşlamalar oluyor, randevularda böyle değişimler, iletişim sorunları falan, bunları yaşayabileceğimiz bir dönem. Ama bu Merkür retrosu çok sert etkili değil. Yani çok da problem getireceğini düşünmüyorum sizin için. Öncelikle belki retroya geçer geçmez, özellikle Eylül'ün başlarında, Ağustos'un sonlarında hani gündeme aldığınız ya da hayatınızda olan bir şeyler varsa bunları tekrar bir gözden geçirmeniz gerektiğini işaret ediyor. Eksikleri de tamamlayabilirsiniz tabii ki. Sağlığınıza biraz dikkat edin. Hani böyle ötelediğiniz, ihmal ettiğiniz sağlık kontrolleriniz, check-up'larınız varsa Merkür retrosu bunları tekrar hatırlatabilir. İşte evcil hayvanlarınızın kontrolleri,
onların bakımları, onlarla ilgili konular olabilir örneğin. Zaman zaman bu retro günlük hayatınızda beraber çalıştığımız kişiler ya da hizmet aldığımız kişilerle ilişkilerde biraz hani sorun yaratabilir. Yani gecikmeler olabilir. İşte planladığınız şeylerde günler değişebilir. Yani bunlar da hep böyle bir B planınızın, C planınızın olmasında fayda var. Daha sonra zaten Başak Burcu'na doğru gerileme devam edecek. Olumlu da açıları var. Özellikle Ağustos'un son haftası itibariyle, 20 Ağustos'tan itibaren gündeme gelmiş konular. Bunlar çocuklarınızla ilgili olabilir, eğitimle ilgili konular olabilir. Belki bazı seyahat ya da tatil planlarınız olabilir. Hani bunları tamamlamanız, yarım kalmışsa gözden geçirmeniz, belki bazı değişiklikler yapmanız gibi fırsatlar getirebilir size. 16-17 Eylül Güneş-Neptün karşıtlığı yaratıcılığımızı çok arttırıyor ama biraz hani sisli puslu belirsiz enerjiler de veriyor. Yanılgılara dikkat edelim. Mars ve Venüs arasında da kare açı var yine aynı günlerde. Dürtüsel davranabiliriz. Özellikle para konularında sevgili boğalar. Hani çok kazanacağım diye böyle hayalci davranmayın. Özellikle yatırımlarla ilgili spekülatif alanlarda ya da hemen böyle alışverişlerde dürtüsel davranmamaya çalışın. Çünkü sonrasında yani umduğunuz gibi olmayabilir. Yanılgılar olabilir, karışıklıklar olabilir. Bunlara dikkat edelim. 23 Eylül'den itibaren Güneş artık Terazi Burcu'nda parlamaya başlıyor. Ve 26 Eylül'de 2 derece Terazi Burcu'nda yeni ay doğuyor. Bu yeni ay keyifli bir yeni ay. Jüpiter'in de bir önemli açısı var. Tam karşıt açıda. Aynı zamanda yeni ay sırasında güzel de gökyüzünde destekleyici açı kalıpları var. Üçgen açıların çok olduğu bir yeni ay. 6. evinizde doğacak. Bu yeni ay size yeni bir iş, yeni bir çalışma koşulu veya günlük hayatınıza yeni bir düzen getirebilir. Sağlığınızla ilgili olumlu adımlar atabilirsiniz. İş hayatınızda beraber çalıştığınız kişiler ya da hizmet aldığınız kişilerle ilgili sorunlarınız varsa bunları çözebilirsiniz. Yardımcı ihtiyacınız varsa örneğin bir yardımcı bulabilirsiniz bu yeni ayda. Çalışma koşullarınız da iyileşebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakın. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Terazi burcu daha çok öncü burçları etkiler. Özellikle kişisel doğum haritalarınızda öncü burçlarda, terazi, koç, yengeç ya da oğlak burçlarında 2 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu yeni ay sizin için çok daha önemli etkiler getirecektir. Şifa için, sağlık konularında iyileşmeler için, uygun tedavileri bulmak için de veya hani yaşamımızın, günlük hayatımızın kalitesini, çalışma koşullarımızı, verimimizi arttırmak için de bu yeni ay bence önemli farkındalıklar verebilir. Yeni ayı takip eden günler, Eylül'ün son günleri 27 Eylül, 30 Eylül gökyüzünde gerçekten üçgen açıların söz sahibi olduğu daha iyicil etkiler var. Özellikle Başak Burcu'nda birleşen Venüs ve Merkür'ün Oğlak Burcu'ndaki Plüto ile yapacağı üçgen açı çocuklarla ilgili güvenli, keyifli gelişmeler getirebilir size. Güzel bir tatil, bir seyahat de olabilir. Mars ile Satürn de hava elementinde ikizler ve kova burçlarında güzel bir üçgen açı oluşturuyorlar. Bu da iş hayatınız, kariyer, özellikle parasal kazançlar anlamında daha uzun vadeli, daha istikrar aradığınız alanlarda daha somut sonuçlar getirebilir. Bu günleri yeni ay sonrasındaki bu Eylül'ün son günlerinde bence değerlendirebilirsiniz sevgili boğalar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz.
Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.